Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçekten efsane bir Kalista'mız var. Bu Kalista, kendisi Avrupa sunucusunda 1400 puan. Ekrana geldiği gibi sadece Kalista oynuyor. Sezon boyunca sadece bir maç başka şampiyon oynamış. O da Samira. Bu adam belki de maçına birisi işte ne bileyim Kalista yasakladığında belki de maçtan çıkıyor. O yüzden bu adama benim o saygım sonsuz diyebilirim. Kendisi %61 galibiyet oranıyla... Kalisto oynuyor ve ciddi bir Kalisto oyuncusu. Maçlarına şöyle bir baktım son 10 günde. Yine özgür ekrana verir. 30 dakikayı geçen doğru düzgün maçı yok. İnanılmaz bir yani gerçekten Kalisto oyuncusu. Kalisto hakkında bakalım neler öğreneceğiz. Kalisto'nun erken dakikalarda gücünü zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Blitzcrank'le, Rell'le Natulus'la, Alistar'la, bazen Braum'la her şeyle oynanabiliyor. Özellikle savaş başlatan şampiyonlarla diyelim. Yalnız burada iki tarafta ikinci seviye olmaya çalışıyor. Bu minyon öldüğünde rakip ikinci seviye olacak. Bakalım şimdi Blitz direkt olarak... Oy, Afelios da bayağı hasar vurdu. O, Afelios orada Blitzcrank'e inanması gerekiyordu yalnız. Hani ona inanmıyorsanız orada kaybetmeniz çok normal. Ve burada hani Kalista'da olan ölümcül temporunu, Afelios'ta olan ayağı çabuk rünü gerçekten burada biraz fark yarattı. Ve Kalista alt koridorlarının genelde profesyonel maçlarda bile yaşadığı ikinci seviyede ya Kalista ölecek ya rakibi ölecek mantığı burada Kalista'nın skor almasıyla tamamlanıyor. Koridoru ittiriyorlar ve burada üste dönecekler. Kalista erken oyunda. Erken oyun dediğimiz çok erken oyun bu biliyorum ama sonuç olarak dakika 3 olmadan bir skor alıp ve minyon konusunda da iyi bir iş çıkartıyor ve çok güzel bir üste dönüş yakalamış oluyor. Çizme artı iki tane hançeri de cebine ekledikten sonra koridoruna yola çıkıyor. Şimdi burada koridor Afelios'la Thresh için aslında çok kötü. Neden? İttirseler dert, ittirmeseler dert. İttirdikleri zaman yeteri kadar doğru zamanda hızlı şekilde ittirebilecekler mi? Ondan tam anlamıyla emin olmadıklarına eminim. Bir diğer konu eğer bu koridoru tam anlamıyla ittiremezlerse ki ittiremeyecekler gibi duruyor. İttiremedikleri takdirde minyon dalgası biriktirmek isteyecekler. Ama şu an Kalista ile Blitzcrank'in gelişine baktığımız zaman eşya farkına baktığımız zaman rakip çok da eşya farkı dinleyecekmiş gibi durmuyor. Eğer ki ormancının yerini bilirlerse şu an Sin'in mesela bir şekilde üst koridorda olduğu bilgisi bir şekilde gelse kesinlikle ve kesinlikle Kalista Blitz rakibin üstüne koşar. Ama burada Lee Sin çok güzel bir oyun yaparak Afelios'la Thresh'in koridorunun kötü durumda olduğunu fark edip alt koridora bir ziyarete gidiyor. Bu da ne demek? Blitzcrank'le Kalista agresif oynarsa ben arkanızdayım rahat olun. Şimdi burada Kalista Blitz abi niye adres oynamadılar? Biz olsak oynarız. Niye oynamadılar biliyor musunuz? Kindred'ları yani kendi ormancıları üst koridorda. Bu yüzden de hiçbir şekilde risk almak istemiyorlar. Çünkü Lee Sin alt koridorda olabilir ama kendi ormancıları hiçbir şart ve koşulda alt koridorda değil. Ve burada ee, bunu da almayı başarıyorlar. Bakalım şimdi Lee Sin içeriye girecek mi? Kindred'ın yükünü de aldılar. Rakip takım için gerçekten iyi bir senaryo. Aphelios hala üste dönmedi ama. Yani burada Kalista'ya güvenip daha doğrusu Kalista'ya güvenip dedim yanlış söyledim Kindred'ın üst koridorda olduğunu bildikleri için ona göre oynuyorlar ve Lee'sini gördüler. Bakın Lee'sini görür görmez agresif oynadılar. Bu bir tesadüf değil. İşte bu, bu oyuncuların ne kadar üst düzey, ne kadar haritaya hakim, ne kadar haritaya bakarak, ne kadar ormancı etrafında oynadığı veya şöyle anlatayım, ne kadar ormancının önemli olduğunu anlatan bir senaryoydu az önce. Ormancıyı görmeden sütten çıkmış ak kaşık gibi böyle hani sütten çıkmış ak kaşık yine yanlış, geçenlerde de yanlış söyledim. Süt dökmüş kedi gibi aman abi vurmayın diye takılan bu alt koridor ikilisi bir anda aslan kesiliyor. Niye abi? Oo yalnız Kalista burada hasarını bildiği için çok güzel bir sıçra atıyor. da burada sıçrası olmadığını biliyor. Onun da skorunu alıyor ve ekstra skorlarla burada e, yine aslında 2'ye 3 bir şeyle e, oyunla skorları getiriyorlar. Bakalım şimdi Blizz bir şey deneyecek mi? Rakip destek oyuncusu koridoru tutuyor diye Blitzcrank'le Kalista gidip orayı bozdular. Ve minyonları kulenin altına soktular. Ve afelios için yine çok kötü bir koridor. Neden? Burada minyonlar varken, bakın kırmızı minyonlar varken mavi minyonlar geldiği için her zaman söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Çünkü bunu söylemekten sıkılmayacağım. Mavi minyonlar birbiriyle birleştiği için Kırmızı minyonlar düz bir çizgi halinde geldiği için en öndeki minyona vuracak mavi minyonların hepsi. Bu da demek oluyor ki bir de mavi minyon mavi kuleye daha yakın olduğu için bir sonraki minyon dalgası da daha erken geleceği için mavi minyonlara. O yüzden arkada büyücü minyonlar birikecek. Bakın 1 bir minyona vuruyorlar. Sadece koridoru izleyelim. Bu minyon dalgası birikecek. Afelios dokunsa da dokunmasa da. Bu da demek oluyor ki koridor yine Afelios'un sıçrası yokken Afelios'un istemediği bir yere doğru gidiyor. Afelios'un istemediği yer neresi burada? Tam şu bölge arkadaşlar. Bakın şöyle kare içine alabiliriz bu bölgeyi. Tam olarak o bölge. Afelios hani hiçbir şekilde istemiyor. Şimdi Afelios ne diyor? Lee Kanka biliyorum. Çok istedim senden ama bana bir kere daha gelir misin be? diyor aslında. Burada Kalista yine bakın iki seçeneği var. Kalista ile Blitzcrank koridoru nasıl yöneteceğini seçiyor. Yani bu ne demek? Ne zaman ittirmek isterse ittiriyor. Ne zaman dondurmak isterse donduruyor. Ne zaman rakibi kule altı yapmak istiyorsa kule altı için koridoru ayarlıyor. Ne zaman ejder yapmak isterse onu ayarlıyor. Ne zaman Blitzcrank'i orta koridora göndermek isterse onu zaman gönderiyor. Bunlar çok önemli. Kalista koridora geldiği an ne yapacağını bilemeyiz. İstersen koridoru dondurursun. istersen e, koridoru ittirirsin. Bunlar tamamen anlık olarak size kalmış şeyler. Ama bana sorarsanız koridoru dondurmak her zaman daha iyidir. Burada fark ettiyseniz biraz koridoru kırptıktan sonra çok fazla minyonla gelmesin diye rakip biraz kırptıktan sonra bıraktılar. Aphelios'a diyor ki gel kardeşim gel gel. Hani Jackie Chan'in Bruce Lee'nin var ya hareketi gel gel böyle yapıyor ya. Aynı öyle yapıyor Kalista. Şu an bakın tam o kareyle çizdiğimiz noktada koridor kaldı. Ve şu an Blitzcrank sürekli Hex sıçrayla beraber rakibe bir baskı yaratıyor. Aslında bir şey yapacağından falan değil. Aphelios fark ettiyseniz öne öne çıkıp minyonlara vuruyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Abi anlattığın şeyler doğru. E bu adam bu koridoru nasıl ittiriyor o zaman diyeceksiniz. Yine başa sardık. Yine aynı mantık. Kindred burada kendi alt koridoruna hiçbir yardım yapmıyor. Size soruyorum. Kindred şu an bu çalıda olsaydı bak geri aldım. Kindred şu an şuradaki pembe totemin olduğu çalıda olsaydı eğer. Sizce ve Kalista de böyle beyitliyor hani ulan ormancımız yok gibi takılıyor. Şu an Afelios ve Tresh ne yapabilirdi? Bak hiçbir şey. Oyun biterdi rakip takım için. Ama İlk pozisyonda olduğu gibi yine Kindred üst koridor tarafında ve yine Lee Sin bakın nerede. Bunu Kalista Blitzcrank, Lee Sin direkt olarak alt koridorda olarak bilmiyor ama sonuç olarak o bir dakika Twisted Fate varmış tak maçta. Ben onu hiç fark etmedim. Twisted Fate ultisiyle beraber alt koridorda mevzu çıkıyor ve Tresh orada düşüyor. Oo burada rakip takım fena trolllemiş. Benim anlattığım her şeyi silin. Twisted Fate varken sen böyle bir şey yapamazsın abi. Yok ben Lee'sini aldım arkama falan filan. Oo, Afelios Trash'ten çok kötü oyun. Oo, çok kötü oyun. Twisted Fate'in en sevdiği pozisyon. Öyle söyleyeyim size. Kazanan bir alt koridor. Koridoru dondurmuş bir alt koridor. Resmen bağırıyor bana baskın at. E bir de ne var? Aphelios'ta arındır yok. Mis gibi. 10 numara 5 yıldız oyun. Yani kesinlikle bu Twisted Fate'i ben oynasam mesela çıkmam bu alt koridordan. Hiç kimse de beni çıkartamaz. Yalnız burada minyonlardan sekerek Aphelios'a ulaşmaya çalıştı. Hatta ulaştı da şimdi iki kule arasında rakibi sıkıştırıyorlar. Lee zaten öldürdüler. Lee artık üst koridor ormanına gitmek zorunda gibi bir durumu var. Aphelios'un da canı çok az. Buraya şimdi Lee baskın atsa baskın atamaz. Akali'nin de buraya gelmesi lazım değil mi mantıken? Akali gelmeden ölmezler. O yüzden de acayip rahat oynuyorlar. Aklınızda bulunsun. Rakip oyuncunuz yani karşınızdaki oyuncu bu orta koridor olur, üst koridor olur. Sizinle asla savaşamayacak bir noktadaysa çok rahat oynayın koridorda. Çünkü niye? Baskın yediğinizde bir şekilde oradan çıkarsınız abi. Niye çıkamayacaksın? Şu an mesela Lee Sin gelse bu Kalista'yı nasıl öldüreceksiniz? Öldüremezsin. Çok kötü oynaması lazım Kalista'nın ve koridorda ittirdikleri için Afelius'un da canı az zaten. Üstse dönmek isteme ihtimali çok yüksek. Direkt olarak ejder'e gidiyorlar. Bakın ejder e alırlarken koridorda hiçbir problem yok. O Blitz bir de gitti Afelius'un üstse dönüşünü bozdu. Ya rakip takım için gerçekten olabilecek en kötü senaryolar oluyor. Kalista içinde, Twisted Fate içinde olabilecek en iyi senaryolar gerçekleşiyor. Bir diğer konuya gelelim. Leasing Kindred'ın aslında karşısına alınan bir tercih genel olarak. Kindred Meta'da ise de bir şekilde Meta'ya giriyor. Çünkü ultisinden çıkartıyor falan filan birebir de Kindred'i öldürebiliyor. Şimdi Lisin bu maçta Kindred'a karşı ne yapabilir ki? Sürekli kendi alt koridoruyla uğraştı. Bir şekilde ve uğraşlarının sonucunda hiçbir artı yazılmadı Lisin'in karnesine. Hatta 0-2 oynuyor adam. Bu da demek oluyor ki adam Kindred'a odaklanamadığı için Kindred rahat rahat oyununu oynadı ve e, belli bir noktada erken oyunda güçsüz olduğu e, durumdan bir şekilde kurtuldu ve sonuç olarak şu an gayet iyi bir durumda ve artık, Lee ormanına girmeye başladı. Oyun aslında böyle patlıyor işte. Oyunların e, yüksek elo'larda FF atılması, teslim olunma yüzdelerinin yüksek elo'da daha fazla olmasının sebebi insanların bunun bilincinde olması. Bakın Kindred resmen iki kule arasında rakip nişancı ve destek oyuncusunu sıkıştırıyor. Burada rakibi öldürmeye çalışıyorlar. Hatta da öldürüyorlar yani. Bunlar işte oyundaki en büyük problemler. Burada yine Afelios öldürebilecekler mi derken Q'yu son anda kullanıp Şifa'yı da kullanıyor ve Afelios yine düştü. Şimdi buradaki atıyorum bizim bırak Trash öldürsün seni hiç sıkıntı değil. Buraya kadar altını Trash ekmiş olur Kindred. Buradaki bir senaryonun baş yapıtı kim? Kindred mı? Kindred mesela iyi mi oynadı? Hayır. Afelios çok mu kötü oynadı? Hayır. Abi Kalista koridoru her zaman istediği gibi bıraktı. Her zaman dakika 10 93 milyon. Bakın, her zaman söylediğim şey. Dakika 10'da sen 70 milyonla 58 milyon olursan diyelim. Kalista şu an 90 değil. İşte 93 değil 70 milyon. Adamla 10 milyon fark açarsan 5 skorun çok ama şey olmaz. Niye biliyor musun? Buraya kadar altının var. Adama bir kere ölürsün. Adam senden alır 1000 altın. 3 skor altına almış olur. E sen 5 sıfırsın. Adam 1 skoru olur. Bir bakmışsın adamla neredeyse eşitsin. O yüzden her konuda fark atacaksın. Ejder alacaksın. Kuleden plaka alacaksın. İşte ne bileyim gideceksin. Farm farkı atacaksın. Biraz koridoru dondurup. Her şeyi yapabiliyor olman lazım. İşte her şeyi yaptığın zaman zaten. Bu tarz şampiyonlarla. Bu tarz şampiyon demeyeyim. O kadar yüksek elo'lara çıkıyorsun. Ben tekli dereceli oynarken. Genelde neye odaklanıyorum? Atıyorum farm yapmaya. Farm yaparken. Rakibimi farmda nasıl düşürürüm diye çok da düşünmüyorum. Diyorum ki ben farmımı yapayım. Ben takım savaşında o adamdan daha iyi oynarım olarak bakıyorum. Tamam eyvallah. Ama sonuç olarak bu adamlar zaten takım savaşında rakipten daha iyi oynama ihtimali çok yüksek. Üstüne üstlük bir de rakip oyuncuyu, rakip koridor oyuncusunu oyundan tamamen düşürüyorlar. Anladınız mı? E, oyundan tamamen düşürdükleri için de bir şekilde rakip oyuncular, rakip takım eksik oluyor belli dakikalarda. Bakın şu an Lee'sin alt koridora yaptığı yatırımın 3'te 1'ini üst koridora yapsaydı bakın Kai'Sa 95 milyon 2-0-0 oynuyor. Yone'yi bayağı bir yenmiş üstüne ilk kuleyi almışlar. Her şey onlar için 10 numara 5 yıldız ilerliyor. Ve Lee'sinin şu an 0-3 olduğunu düşünmeyin. E 3 olmasa Kalista'ya da ölmeyecekti atıyorum. Kalista'da daha az skor olacaktı ve üst koridorda Yone daha az minyonda olacaktı Lee üst koridor odaklı oynasa. Belki Kindred'in ormanına daha çok gireceklerdi. Gibi gibi bir sürü senaryo. Lee tekmesine kayısı ulti atabiliyor. Tabii ki menzili çok yüksek değil. Ama sonuç olarak Yone'yi e, tamamen ignorlayıp yani umursamayıp arkaya Kindred'i öldürmeye gidebilirlerdi mesela. Ormanına girebilirlerdi. Bir sürü senaryo. Bakın Kindred ne yapıyor? Bak, aynı şeyi Lee yaptığı aynı şeyi Kindred alt koridora yapıyor. Ama Lee Sin başlangıçta Afelios Thresh'in iyi oynama ihtimalini düşünüp bir şekilde alt koridorda oynadı. Özellikle de o Twisted Fate'in geldiği noktada bence çok kötü bir oyun vardı hem Lee Sin hem Afelios o anlamında. Ve Kindred yine yakaladı burada rakibi. Blitzcrank'ten çok güzel bir sıçra. Ee, burada hani şeyden sonra Aphelios sonra Kalisto sonra pardon ve Blitzcrank kendisi öldü ama gram umurunda değil. Burada kuleyi de aslında bilerek almıyor gibiler. Yani kuleyi ne kadar geç alırsak o kadar rakibi darlarız. Rakibi öldürürüz mantığıyla yaklaşıyorlar. Ve şu an Kayısa da çok güçlü bir durumda. Bunu unutmayalım. Kayısa seviye olarak da Kalista'dan her zaman daha iyi konumda olacak. Çünkü tek bir koridor oynuyor. Tek başına bir koridor oynuyor. Bu da demek oluyor ki oyun içerisinde biz bir şekilde Kaysa Kalista'ya karşı bir Kayısa göreceğiz. Ve kim kimi ilk başta öldürürse oyun içerisinde o kadar diğer oyuncu güçlenmiş olacak. Bakalım Ejder'e şöyle bir 50 saniye var. Rakipte Akali'nin olması da rakip için iyi bir şey. Ama tam tersi Twisted Fate'in sağ takımda olması da çok iyi bir şey. Neden? Sol takımda hiç kimse de arındır yok bu bir. Akali'nin görünmezliğini ulti ile bozabiliyor Twisted Fate. Bu iki. E, Yone ne kadar e, geride olsa da minyon sayısında fena bir durumda değil. Bunların hepsi ihtimalleri dahilinde. Yalnız üst koridorda daha Kalista oyuna dahil olmadan. o oh, bir dakika Aphelios'u öldürmüşler. Özür diliyorum. Kaisa ile Trash alt koridorda oynamış. Ben şimdi haritadan baktığım için ona çok şey yapamadım kusura bakmayın. Ve Afelios tekrar ölüyor. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın senaryoyu anlatıyorum size. Yone buradan plaka alıyor. Skor alıyor veya asist alıyor. Alt koridorda Kayisanın da aynısını yaşaması lazım derken Twisted Fate'de düşüyor. Yani takım maçla iki tane inter var gibi düşünebilirsiniz. Sol takımda Afelios, sağ takımda Twisted Fate. Yone'yi de biraz sayabiliriz ama Yone şu an oyuna dahil olmaya çok yakın. Ve gördüğünüz gibi zaten plak alıyor ve Kai'sa için bu çok kötü bir şey. Aynı şekilde Kai'sa da alt koridordan alıyor. Ben böyle durumlarda her zaman Yone'nin kasmaması taraftarıyım. Çünkü Yone kastığı zaman Kai'sa'ya belki çok problem yaratmayabilir ki ona da yaratır da hadi diyelim yaratmadı. Ama genel olarak maça problem yaratabilecek bir şampiyon Yone. O yüzden de Kai'san'ın bu yaptığının mantıklı tarafı tabii ki var. Mükemmel, perfect bir oyun geçirirse Kai'san mantıklı. Ama yaptığı bir hatada ya da Yone'nin bir iyi oyunuyla her şeyi tam tersine dönebilir Yone ve Kai'sa adına. Burada bu arada ejleri de rakip takım bir şekilde almış. Ejleri de çok umursamadılar ve oyun aslında biraz böyle şey noktaya geldi yani kimin ne yaptığı belli değil. Herkes bir şekilde böyle garip garip her yerde savaşıyor falan. Baksanıza mesela rakip kırmızı güçlendirmede çıkan savaşa bakın mesela. Yani garip garip savaşlar. Twisted Fate de geldi burada. Tamamen Kalista'ya yardım amaçlı. Bence zaten Kalista'nın peşinden ayrılmasın şu an. Yani o Twisted Fate başka da bir işe yaramaz bu oyunda. Zaten rakipte arındır da yok. O yüzden bu şekilde oynaması her türlü onun yararına. Şu an mesela alt koridora gitmesi lazım Twisted Fate'in ya da üst koridora. Şu an hala orta koridoru tecrübe puanını paylaşıyor. Alt koridora yöne gitti. Abici üst koridora koşacaksın bu minyon dalgasına yetişeceksin. Kuleye vurmak fena değil. Kuleyi almaları eyvallah iyi bir durum. Onu söyleyelim. Ama hani direkt olarak koşsa belki erken dakikalarda burayı yakalayabilirdi. Bakalım yakalayabilecek mi? Aynen yakaladı. O yüzden çok problem olmadı bak. Yakaladığı için gayet güzel. Hiç fena değil. Ben yakalayamaz hani belki de üste dönmek ister diye düşünüyordum. Ee, şu an sadece Twisted Fate tempo kaybetti. Şimdi tempo kaybetmek ne demek onu da sizlere açıklayacağım. Kaysa'dan güzel oyun yalnız. Orada Yone'yi de düşürmeyi başardılar. Tempo kaybetmek ne demek? Tam olarak bu. Rakip rakip takımla kendi takımı savaşırken herkes üste dönmüş. Bakın Kalisto üste dönmüş eşyasını almış. Kaysa üste dönmüş Guinsoo'sunu almış. Bir şekilde herkes bir eşyasını almış. Twisted Fate daha üste dönmediği için... Bu, bu sakım savaşına ışınlanı da olsa ultisi de olsa dahil olsa bile eşya anlamında çok geride olacak. Çok altını var çünkü şu an üzerinde. Mesela şu an burada üste dönmesi %100 çok büyük bir hata. Niye? Bak şimdi. Treşölü ölü. Rakip tüm oyuncular orta koridorda ve alt koridorda da Akali. Sen niye üste dönüyorsun ki? Rakipte ışından yok bir şey yok. Madem buraya kadar gelmişsin üste dönmemeye de kararlısın. Sen buradan devam edeceksin. Net. Ya bu e twisted fate'in şu an üsse dönmesi demek buradaki mavi minyonların hepsinin kaybı demek. Bak twisted fate'in yaptığı hareketi izleyin. Şu an Kalista analizini bıraktım size League of Legends analizi yapıyorum. Bak izle abi. 2 tane minyon kaçtı. Sadece burayı izleyelim sonra tekrar geri döneriz. Bak 2 minyon kaçtı. 3 kaçtı. 4 5 kaçacak. Şimdi büyücü minyonlar birikti arkada. E yeni gelen minyon dalgasında 3 tane yakıncı var. Ama burada kaç? 3 6 tane büyücü var. Bu da demek oluyor ki bir de üstüne kırmızı minyonların hepsi bir minyona vuracak. Bakın aynen böyle. Çatır çatır vuruyorlar. Bakın vuruyorlar. Oh! Kaç kaybetti? 6 7 8. Kayısa burayı istese dondurabilir. Mesela atıyorum statikle buna vurur. Rakip oraya sekmesin diye. Ama ittiriyor. İttirmeyi tercih ediyor. Bıraksa mesela bu minyon dalgasında araba minyon var. Bu minyonların hepsi ölür şu an. Bak şu an bıraksa kayısa bu minyonların hepsi ölür. 2-3 minyon dalgası falan kaybetmiş olacak Twisted Fate. Bu yaptığı sadece o hamleyle. Yani e, bu yüzden bu tarz hamleler çok çok değerli. Diğer tarafta da zaten Kalista skorları almaya devam ediyor bir şekilde. Ve Liandre alan bir Twisted Fate bu maça. Liandry uf, bak. Twisted Fate son dönemde gördüğüm en kötü oyuncu falan olabilir. Hem eşya tercihiyle hem oyundaki tercihleriyle. Ya bu maça Liandry ne alaka abi? Ne alaka yani anladın mı? Gram alakası yok yani. Hiçbir alakası yok. Ki senin takımın önde. Sen hiçbir işe yaramayacaksın bu dakikadan sonra. Sen Kalista'ya kitle kontrol mekanizması yaratacaksın. Gideceksin hep buzunu alacaksın hayatına devam edeceksin abi. Yanlış. Ee, burada da bu arada 170 milyona ulaşmış durumda. Ee, şu an Kalista'nın çok çok dikkatli olması lazım. O Kaysa yanlış bir pozisyonda yakalarsa Kalista'yı falan e, Lee falan veya Akali ile beraber öldürme ihtimalleri çok yüksek. O yüzden çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Twisted ve yine ulti ile buralara gelmiş. İkinci kuleyi de almayı başarıyorlar burada. E, 9-0-4 20 skorun 13'ünde parmağı var Kalista'nın ve buradaki en önemli konulardan bir tanesi Rakip Afelius'un hiçbir şekilde oyuna dahil olamaması. o yalnız çok güzel bir hook geldi Blitzcrank'ten. Bakalım devamı gelecek mi? Lee'sini öldürmeyi başardılar. Kai'Sa buraya çok fazla hasar vuruyor yalnız Afelius'la beraber. Ama yeterli olmuyor. Yone alt koridorda kasmaya devam ediyor. Kai'Sa bir şekilde rakip takımı durdurmak için oyunu dahil olmak zorunda kaldı. Ama Yone kendi takımı iyi, daha iyi konumda olduğu için bir şekilde yan koridorda farmlamaya, kasmaya devam ediyor. Bu da e, Kaisa'yı geri düşürürken kısmen e, Yone'yi oyuna dahil etmek için zaman aralığı yaratmış oluyor. Kalista alameti aldın, ejderi aldın, kuleleri aldın. Her şeyi yapıyorsun. Daha bu adam mesela bu oyunda ne yapsın? Yalnız ultisi yok orada Akali'nin direkt olarak düşecek. Ve buraya kadar altına gitti. Burada Aphelios'u yakalama ihtimali çok yüksek. Hatta yakalıyor bile ben yüksek diyene kadar. Direkt olarak onu da düşürüyor. 11 e geldi. Alt koridorda bir Kayısa yone kapışması var. Kaisa'dan inanılmaz bir saldırı hızı ve Yone'yi direkt olarak öldürmeyi başardı gördüğünüz gibi. Kaisa üst koridorda veya orta koridorda gerçekten güçlü bir konumda. Şimdi Yone artık kindred ölü olduğu için burada ejderi kaptırabilirler. Yani bu demek oluyor ki şu an bu maç kaybedilebilir arkadaşlar. 11-0 oynayan Kalista bu maçı kaybedebilir. Sadece 11-0 oynamakla kalmayıp üzerinde 19 dakikada 195 milyon kesen bir Kalista olsanız da bu maçı kaybedebilirsiniz. Çünkü aynısı karşıda da var. Kai'Sa tıpkı Kalista gibi sadece skoru daha az ama ilk kuleyi alan e, vesairesi olan bir oyuncu. Üçüncü eşyaya da büyük bir ihtimalle üste döndüğü zaman ulaşacaktır. Nashor'un dişini alacak diye düşünüyorum ben. Aklıma ilk o geldi aldığı eşyalardan. Bakalım şimdi alt koridorda Kai'Sa'yı yakalamaya çalışıyorlar. Kai'Sa'yı işte Twisted Fate orada biraz counterlıyor çünkü arındırı yok arındırı olmadığı için de gerçekten Twisted Fate çok büyük başa bela Kaysa adına. Mesela Kalista için öyle büyük bir tehdit yok. Ama Kaysa için o Twisted Fate ne kadar geri olursa olsun 0-15 oynasın tehdit abi. Net tehdit. Bu arada kronometresini alan bir Kalista var. Şimdi Kaysa oyunda düştüğü için Kindred'a gittiği için buraya kadar altını bir şekilde mavi takım sıkıntılı bir pozisyona düştü. Kalista ölse Kırmızı takım sıkıntılı bir pozisyona düşerdi. Ama burada Kaisa düştüğü için e, sıkıntılı bir ola Yalnız çok güzel bir hook geldi. Ama yeterli olacak mı? Ondan emin değilim. Twisted Fate içeri giriyor. Güzel bir kronometre geldi. Ne olur ne olmaz kronometresi bu. Nerede görsem tanırım. Twisted Fate orada e, Akali'yi yakalamaya çalıştı ama maalesef yeterli olmuyor. Ve burada en sevmediğim şey rakip olarak söylüyorum bunu. Baron tarafında bir savaş kaybedilecekken hani böyle... Öyle bir tabir var ya hani bir şeyin aklına bir şey sokma derler ya tam bilmiyorum siz biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Hani öyle olunca adam diyor ki aa baronun oradayız biz var baron da alalım. Normalde baron almayacaksa bile adam baron alıyor maçı kaybediyorsun falan böyle bir senaryo oluyor. Bu arada kronometresini kullanması da iyi. Zaten ölmemek için elinden geleni yaptı. Üstüne de koruyucu meleği zaten bittiği için kronometreyi bir dağılamayacak zaten. Gayet Yine Kalista'dan mantık olarak da gayet iyi bir oyun. 11.07 219 milyonla şu an yani bence bana sorarsanız Twisted Fate'in kötü oynadığını düşünürsek, Yone'nin Kaisa'ya çok ezildiğini düşünürsek dümdüz tek başına taşınan bir maç diye düşünüyorum ben. Bir diğer konu Kindred şu an iyi durumda gözükebilir. Ama Kindred'ın erken oyunda yaptığı kısmen orman rotasyon hatalarını bahsettik. ve o yüzden de Kalista ile Blitzcrank'in erken oyunda bir şekilde Lee'sinin gelmesine rağmen ayak ...ayakta durması da hala rakibe baskı kurmaları da... E, ...Kalista Blitzcrank'in iyi oyunu ve Aphelios Trash'in de biraz kötü oyunu diyebiliriz. Alt koridor ikinci kulesini almak için rotasyonu yaptılar. Orta koridorda ikinci kule zaten yok. Alt koridor ikinci kulesini şu an çok rahatlıkla alacaklar. Bu arada Twisted Fate daha bir eşya ya. Düşünsenize 22 dakikada 4 eşya olan Kalista var. Daha Twisted Fate bir eşya. Ve bu adam pasifinden 565 altın almış. Yani bunu da almasa yani hepten gidecek adam... Evet Kalista oyuncularının, Kalista oyuncuları için gerçekten adamın oyun tarzı bence çok ciddi anlamda güzel. Adam çok büyük risklere girmiyor, takım arkadaşlarıyla oynuyor, tek başına bir şeyler yapmıyor. Ben 3 kişiyi, 4 kişiyi tek başıma öldürürüm tribine girip hareket etmiyor. E, 5 kişinin arasına dalmıyor. Stabil, ne kadar Yone kötü oynasa da, Twisted Fate kötü oynasa da o adamların işe yarayacağı durumları bilip onların yanında oynuyor ya da diğer rakipleri işte diğer takım arkadaşları onun yanında oynuyor gibi düşünebilirsiniz. Blizzcrank'ten güzel bir sıçra huk denemesi ama yeterli olmuyor. Kindred çok erken bir ulti bastı bu arada. Burası biraz sıkıntılı gözüküyor. E, Afelios buraya kadar altını aldı. Kai'sa içeriye çok erken girdi. Orada Blitzcrank yakalamayı başarıyor. Sıçra orada E yeteneği yalnız Kalista burada 5 kişiyi tek başına öldürüyor. Ne yapıyorsun? Penta mı gelecek? Hadi bir Q. Hadi bir Q. Ah. Oh. Resmen tek başına orada herkes öldür. Evet canlar az olabilir vesaire olabilir ama Runaan'ın anında sayesinde sıçra atıp orada Kaisa'yı öldürüyor hani E yeteneğiyle. Sonrası zaten kolay deyip gerçekten tüm rakibi öldürüyor. Bakalım Penta gelecek gibi duruyor. Zonyasını kullandı Akali. Ee, bakalım gelecek mi derken orada görünmezliğini kullanıyor. Ee, orada Penta gelmez artık ve oyunu bitirmeyi başarıyor. Kalista'dan son oyunda ulan 3 kişinin içine 4 kişinin içine dalmıyor derken adam da oluyor. Yani artık orada oyun bitti onu da denersin. Orada da o riski alırsın ki o risk bile değil. Kayısı öldükten sonra orada gerçekten hasar anlamında çok az bir şey kalmış oluyor. Onu da iyi değerlendirdi. Gerçekten harika bir oyun izletti bize. Kalista ile yani gerçekten sadece Kalista oynayıp buralara çıkmak mümkün. Hatta buralara çıkmayı bırakın bu seviyelerde bile Kalista'nın üstünlüğünü erken oyunda kullanıp dümdüz rakibin üstünden geçmek bile bu şekilde mümkün olduğunu görüyorsunuz. Birinci seviyeden itibaren koridoru inanılmaz yöneten bir Kalista Blitzcrank gerçekten tebrik ediyoruz. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Umarım o koridordaki e, minyon dalgasını manipüle etme olayını az çok anlamışsınızdır Kalista Blitzcrank'in. Sürekli koridor kendi istedikleri yerde şurada kaldı ve burada kaldığı için de Trash Blitzcrank özür dilerim. Trash Blitzcrank ne? Trash Helios. doğru düzgün oyun oynayamadı. Gerçekten harika bir oyun. Ee, sadece bir koridor e, olayıyla maçı bitirmeyi başardılar. İyi ki varsınız. Cansınız. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.